Herkese selam. Ben şu anda bilmeyenleriniz için Çin'deyim. Şu an okula gidiyorum. Saat 7:30-8'e geliyor. Çok fazla bana arkadaşlarım ve Kimdeyiz ailesinden gelen kişiler soruyordu fotoğraf ve video neden paylaşmıyorsun diye. Sonuçta ülke değiştirdim ve birazcık buraya uyum sağlamak için kendime zaman tanıdım denilebilir. Onun dışında en büyük problem benim Türkiye'den gelirken valizimin içi gerçekten yemek doluydu ve ben çok az kıyafet getirdim. Videolar için ise ben buradan bilgisayar aldım. Çünkü laptopumu ve fotoğraf makinemi de tabii ki evde bırakmıştım Türkiye'de. Çok ağırdı, onu getiremezdim yani. Hem de laptop almayı düşünüyordum gerçekten. Yani boşu boşuna taşımayayım, zaten Çin'den alırım diye düşündüm. Ama artık bir laptopum var ve kıyafetlerim de geldiğine göre olabildiğince çok video çekmek istiyorum. Çünkü yani her anımı saklamak istiyorum, bana anı kalsın istiyorum. Şu anda geldik, derse birazcık da geç kaldım. O zaman dersten sonra görüşürüz. Şimdi yemek yemeye geldik. Ni hao. 你要不要说你的名字? 我的名字是韩江。 我是韩国人。 你是韩国人? 你是结婚吗? 我已经结婚了,我有两个孩子,我去年来中国。 我的名字是Betül,可是多一个英语名字是Betty。 Betty? 一样的 Betül, Betül. 土耳其的名字 Betül. 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 Asla söyleyemiyorlar ya, asla. 这没有韩国。对，Betül。对对，这是的是 Betül. Resmen diliyorum. Biz Çince okurken birinci sınıfta bizim öğretmenimiz bize hepimize Çince isim vermişti. Bunun nedenini şimdi anlıyorum çünkü gerçekten asla dilleri dönmeye. Yani bana daha düzgün bir telaffuzla Betül diyen ya da işte tanıştıktan sonra adımı hatırlayan bir Çinli, Koreli ve Japon yok şimdiye kadar. Yani asla adımı hatırlayamıyorlar, sürekli unutup soruyorlar ya da direkt Çince ismini söylüyorlar. Böyle bir sorun var. Benim şu anda bir Amerikan adım var, işte İngilizce adım denilebilir, o Betty. Bir Çince adım var, Li Chun. Bir de kendi adım Betül, işte ya bana Bet diyorlar ya da burada Li Chun diyorlar ama asla tam adımı söyleyemiyorlar, asla Betül diyemiyorlar.
çıktım ve bizim okulda bir tane etkinliğimiz vardı. Bu her hafta olan bir şey. Çin'de Pekin Operası çok meşhur ve onun maskelerini boyadık bugün. Bu arkadaşımın maskesi. O unuttuğu için ben şimdi ona yurda götürüyorum. Bu da benim yaptığım maske. Geçen hafta da kağıt kesme sanatı vardı ama bu haftaki daha eğlenceliydi. Böyle her hafta etkinliklerin olması bence çok güzel bir şey. Yani sonuçta bu gönüllü yapılan bir şey. Öğrencilerin oraya gitmesi, orada sosyalleşmesi güzel bir şey. Mesela pazartesi günleri badminton'a gidenler oluyor. Bir tane konser varmış. Sonra Çince konuşma etkinlikleri oluyor. Yani böyle farklı farklı etkinlikler oluyor. Ve ben de hazır buradayken, yani bu fırsatım varken olabildiğince bu etkinliklere katılıp orada sosyalleşmeye çalışıyorum. İnsanlarla konuşmaya çalışıyorum. Ve bugün de öyle çok güzel bir gündü. Haftaya da etkinlik olacak. İnşallah gelebilirsem ona da geleceğim. Şimdi yurda gidiyoruz. O zaman orada görüşürüz. Şimdi odaya geldim ve ben kargo söylemiştim. O gelmiş, bunu açacağım. Açamadım. Ay sonunda. Evet, ben halı söylemiştim. Ve o gelmiş. Ama iki tane gelmiş. Ha yok, iki tane gelmiyor, bir tane. Ay iyi, çok sevindim. Ya ben buraya odaya geldiğimden beri o kadar fazla şey aldım ki, yani buzdolabı aldım, işte şimdi halı aldım, yani bir sürü şey aldım ya, çatal, bıçak, kaşık, süpürge, temizlik malzemesi. İlk geldiğimde oda pisti, odayı temizlemekle uğraştım. Ondan sonra yani o kadar çok şey geçti ki başımdan. Şimdi diyorum ki yakınlarda bir yerde bir kahve içeyim, oturayım orada ne yapacaksam yapayım diyorum. Öyle çok daha iyi oluyor yani. Yavaştan yurda gideyim. Videoyu da burada kapatayım diyorum. Çünkü bayağı bir şey çektim yani. İlk Çin vlogu o zaman böyle olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.